Merhaba. Gelli Ahmedi. Gelli Kurdistan'ı, Türkiye'yi hatta rahatını ve rezzari sıravdık muhkeratın serçava serseratın. Şimdi değerli halklarımız, bugün karşılaştığımız tablo aslında Türkiye barışını sağlayacağız diyenleri ters köşe yapan bir tablodur. Türkiye barışı böyle sağlanmaz. Türkiye barışı bir devlet memurunun, eş genel başkanımızın konuşmasına müdahale etmesiyle sağlanamaz. O devlet memuruna sesleniyorum. İşini yap. Bu ülkede savcılar var, mahkemeler var. Kimin suç işlediğini onlar karar verir, soruşturma açar. Bizim muhatabımız siz değilsiniz. Bizim muhatabımız Türkiye siyasetidir. Bu ülkeyi yönetenlerdir. Bizim muhatabımız olanlar bize cevap verir. Lütfen rica ediyorum, oradan konuşmama müdahale etmeyin. Ortamı provoke etmeyin. Bırakın bu halk demokratik, özgür bir şekilde açıklamasını yapsın. Bakın, Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce insan bu komployu kınamak için, bu tecrit sistemini kınamak için yollara düştüler. Ahmet'e gelmeye çalıştılar. Zannetmeyin buradaki binleriz. Şu anda on binlerce insan Ahmet'in girişinde, kentlerinin girişinde engellediler. Bırakılmadılar. Sizlere sesleniyorum. Komployla, bu tecritle nereye vardı bu ülke? Önce bunu düşünün. 22 yıldır iktidarda olan bu iktidara sesleniyorum. Tecrit uyguladınız. İmralı'nın kapılarına kilit vurdunuz. Bu kilit aslında İmralı'ya vurulan bir kilit değildi. Türkiye halklarının ayaklarına pranga vurdunuz. Ekonomi çöktü. Toplum çürüdü. Toplumsal gerginlikler had safhaya çıktı. Eğer komplo başarılı olsaydı, eğer uygulamış olduğunuz tecrit başarılı olsaydı, bugün Türkiye'nin dört bir yanından buraya tecriti kınamak için, komployu kınamak için binler, on binler seferber olmazdı. Politikanız iflas etti. Bunu artık kabul edin. Türkiye hem içeride hem dışarıda ciddi bir sıkışmışlık içerisindedir. Bizler bu ülkenin geleceğini düşünenler, bu ülkenin demokrasisini düşünenler, bu ülkede eşit adil bir yaşam sürmesini isteyenler, onun için komploya karşıyız. Onun için tecrite karşıyız. Sayın Öcalan'a 4 yıldır uyguladığınız burada kamunun zor kullanma görevine ilişkin tüm uyarı ikazları yaparız. Bunun dışında hiçbir şekilde müdahil olmak istemiyoruz. Lütfen araya girmeyin. Devlet memuru da küçük bir şey değil. Kolluk kuvveti de ondan çok üstün değil. Hepsi eşittir. Ben size cevap vermeyeceğim. Ortamı provoke etmeyin. Biz mecliste de konuşuruz, burada da konuşuruz. Biz mecliste yokken de buralarda konuşuyorduk. Biz mecliste konuştuklarımızın aynısını Türkiye halklarına, emekçilerine konuşmaya devam edeceğiz. Değerli halkımız, siz beni dinleyin. Bu komplo sistemi aslında Türk ve Kürt halkını kavga ettirmek için, çatıştırmak için uluslararası güçler tarafından uygulanan bir yöntemdi. Bakın, bu komplo nerede boşa çıktı? İmralı da boşa çıktı. İmralı tarihsel Türk ve Kürt ittifakının, Kürt ve Türk halkının bir arada yaşaması için
demokratik bir cumhuriyete, demokratik bir ulus şeklinde yaşaması için bu komployu boşa çıkardı. Sizler bu uygulamalarla, yasakçı tutumunuzla İran'ın kapılarına kilit vurarak aslında Türkiye'nin demokratik geleceğine kilit vuruyorsunuz. Türkiye'nin geleceğine kötülük yapıyorsunuz. Bu komplo Türkiye'yi çürüttü, bitirdi, batırdı. Emekçiler geçinemiyor. Emekçiler geçinemiyor. İnsanlar açsız, işsiz. Bu ülkenin 3 trilyon dolarını Kürt ana dilini konuşmasın diye harcadınız. Güvenliğe harcadınız. Bu ülkenin geleceğini tecrite harcadınız. Şimdi barış elini uzatan, birlikte yaşayalım, demokratik bir şekilde yaşayalım, Türkler ve Kürtler arasında kavga çıkmasın diyen Sayın Öcalan'ın sesini kısamazsınız. Sayın Öcalan, burada kim bir yargınız alarak kamu görevliyle karşı karşıya getiremeyiz. Sizler bilindeki olarak anayasadaki yemin sorumluluğunu zihine getirin. Sayın Öcalan, size de sormuşsunuz. Sayın Öcalan, Kürt halkının barış ve gelecek umududur. Sayın Öcalan'ı bir hücreye sığdıramazsınız. Sayın Öcalan'ın düşüncelerini İbrani'de bir odaya sığdıramazsınız. Sayın Öcalan İstanbul'da bekçidir. Ahmet'teki kadın yoldaşlardır. Gençlerdir. Türkiye halklarıdır. Değerli halklarımız. Değerli halklarımız. Sağlanmasının da adresi bir adres İmralı'dır. Diğer adres Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. İmralı'nın kapılarını açın. Sayın Öcalan'ın Türkiye'nin demokratik geleceğine dönün. Umuduna dönün. Düşüncelerinin Türkiye halklarıyla buluşmasının önünü biraz önce açmanız gerekiyor. Komplo politikaları, teşhis politikaları karşısında durmaya şu anda bizi provoke eden, bu süreci provoke edenlere sesleniyoruz. Biz barışı Türkiye'de mi sağlayacağız, yoksa kapı kapı mı dolaşacağız? İşte DEM Parti, Türkiye'nin toplumsal barışının Türkiye'de sağlanmasına inanan, bunun mücadelesini veren bir partidir. Bizler Orta Doğu'daki savaşlardan, çatışmalardan, bu yaşamış olduğumuz bu ülkenin en az etkilenmesi için, demokrasi için, barış için, diyalog için, müzakere etmek için bütün yasaklarınıza rağmen halkımızla, halklarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz. Sayın Öcalan'ın barış eli uzatmış olduğu barış eli tutulmalıdır. Sayın Öcalan'ın Türkiye'nin umudu ve geleceği olan düşüncelerinin Türkiye emekçileriyle, Türkiye halklarıyla buluşmasının zamanı geldi geçti. Buradan meclise de sesleniyoruz. Meclis bu sorunu bir güvenlik sorunu olarak artık değerlendirilemez. Yeter, yetti. Türkiye halkları artık neredeyse yaşayamayacak, evine ekonomisini çeviremeyecek bir noktaya geldi. Sebebi Kürt sorunundaki çözümsüzlüktür. Sebebi uluslararası komployu devam ettirmektir. Sebebi tecrit politikalarının devam etmesinden dolayıdır. Gençler iş bulsun diyorsak, aş bulsun diyorsak, yaşadıkları yerlerde doysunlar istiyorsak, barış istiyorsak, gençler yaşamını yitirmesin istiyorsak, Orta Doğu'daki bu ateşin ülkemize sıçramasını istemiyorsak, biraz daha titiz, biraz daha aklı selim, biraz daha bu işin muhataplarıyla birlikte 21. yüzyılda Kürt meselesinin çözülmesini sağlamamız gerekiyor. DEM Parti Kürt sorunu çözülmesi için üzerine düşen bütün görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirmeye hazırdır. Türkiye barışı için DEM Parti Kürt halkı Türkiye emekçileri hazırdır, öyle değil mi? Ama bu barış tecrit politikalarıyla olmaz.
Bu barış İmralı'ya vurulan kilit de olmaz. Biz ısrarla, inatla, bütün bedellere rağmen, bütün acılara, bütün zulümlere rağmen Türkiye barışı diyoruz. Türkiye'de barış diyoruz. Çözüm Türkiye'de diyoruz. Çözümü uluslararası kapılarda, dışarıdaki kapılarda aramayalım diyoruz. Bu ülke artık barış istiyor. Son yapılan yerel seçimlerde de hükümetin bu renk, inkar, tecrit politikasına Türkiye halkları hayır dedi. Değerli halkımız, emeğinize sağlık. Sağ olun, var olun. Hürher bizim, hürher emin. Sizler barış umudunun yanında durduğunuz müddetçe, sizler bu ülkenin umut dolu, demokratik geleceği için partinizle mücadele ettiğiniz müddetçe bu tecritleri de kırmayı, bu komployu da boşa çıkarmayı demokratik bir ülkede Türk'ü, Kürt'ü, Arabi, Alevisi, Sünnisi eşit bir şekilde eşit yurttaşlar olarak yaşayacaktırlar. Bu duygularla tekrar dört bir yandan bütün engellemelere, baskılara rağmen ABD'ye gelen, burada sözünü söyleyen, burada düşüncelerini dile getiren siz değerli onurlu halklarımız karşısında saygıyla eğiliyorum. Memyala serkeftin. El kelime heşa, emşi, eser nadir, her sihabanın meyyed heşa aziz, hem spasyon.